Rize Kuşevi'nden herkese selamlar arkadaşlar. Bugün size kursak mantarı hakkında bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu sabah benim de başıma geldi. Tedavisine başladık, nasıl yaptık, nasıl fark ettik bunlarla ilgili bilgi vermek istiyorum. Kursak mantarı bir diğer adı da kandila mantarı arkadaşlar. Nasıl oluyor? Genellikle kuşlarımızın hijyen, temizlik konusunda eksikliklerimizden meydana geliyor. Veya önüne bırakmış olduğunuz mamayı uzun saatler önünde bırakırsanız mamanın bozulması halinde ortaya çıkabiliyor. Stresten ortaya çıkabiliyor. Bu tarz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Üretimlerde herkesin başına gelebilen illet bir hastalık. Bunu biz nasıl fark ettik? Normal her gün yapmış olduğumuz gibi yuvalıkları kontrol ederken bir yuvalıktaki yavruların beslenmediğini, anne tarafından bakılmadığını fark ettik. Sonrasında içeride bulunan kuslukları gördük. Hayvan kursağındaki rahatsızlık sayesinde hazmedemediği için ve genellikle ilerleyen saatlerde, ilerleyen günlerde boğazdaki ekşimsilik, boğazdaki tükeneklik sayesinde hayvan kusma ihtiyacı görebiliyor ve yem tanelerini yuvalığa kustuğunu fark ettik. Önlemimizi erkenden almış olduk. Aslında şöyle bir şey, bu tarz rahatsızlıklar, kursak mantarı gibi hastalıklar pat diye kendini belli edilen hastalıklar değil. Biz kuşlarımızın hepsine sürekli kür yaparak onların varsa eğer farkında bile değilsek hastalıklardan kurtulmaları için onlara kür yapıyoruz. O kürlerle ilgili açıklamaları sonraki videolarda yapmayı düşünüyoruz arkadaşlar. Bu kuşumuzda niye böyle bir sıkıntı yaşamış olduğumuzu ben şöyle varsayıyorum. Kafeslerimde kesinlikle alt ızgara kullanıyorum arkadaşlar. Bazı kuşlar kızgınlıktan yemleri dökebiliyor. Ben de dökülen yemler heba olmasın diye alt ızgarayı bazen alıyorum. Eğer bu alışkanlıklarından vazgeçiremiyorsam. Rüzgarıyla büyük ihtimalle iç içe olduğu için böyle bir hastalık kapmış oldu. Ama demiş olduğum gibi temizlik konusunda dikkat etmeme rağmen böyle bir rahatsızlık başımıza geldi. Bunun için kullanılan birçok ilaç var arkadaşlar. Triptokan bu konuda gerçekten çözüm getiren bir ilaç. Maliyet ve uygun olduğu için eczanelerde bulunabilen bir ilaçtır bu. Ama yalnız her eczanede tuvalette bulamıyorsunuz. Bunun için de depolardan sipariş etmeniz gerekebilir. Buzdolabınızda uzunca süre muhafaza edebiliyorsunuz zaten. Eğer hayvan ilerlemişse, yani kursak mantarı ileri bir versiyona geçmişse zaten solunum yolunu tıkamıştır. Hatta en çok sorulan sorulardan biri de şudur. Kuşumda salya oluyor, burundan akıntı geliyor. Bu tarz şikayetler oluyor. Bu ilerlemiş olduğu ve solunum yoluna bulaşmış olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Bu tarz durumlarda ben ağızdan bir damla, damlalık ile ağızdan bir damla, sabah bir damla, akşam olarak kullanıyorum. Eğer kursak mantarınız ileri bir boyuta gelmişse hayvanınız beslenemeyecektir. Beslenemediği için de zayıflayacaktır. Bunu zaten gözlemleyebilirsiniz. Bunun için ağızdan damlalık ile sabah ve akşam damlalar halinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tarz kuşlarınıza elle besleme ile yardımcı olabilirsiniz. Ama büyük ihtimalle kursakta basacak olduğunuz mamayı hazmedemeyecek olduğu için de kusabilir. O yüzden sık sık tavalarınızı kontrol etmenizi öneriyoruz. Hatta bu tarz bir sıkıntıyla karşı olmanız için de buna öncesinden önlem almanızı öneririz arkadaşlar. Birçok arkadaş üretim sezonunda triptokanı kullanıyor. Benim normalde iç parazit için kullanmış olduğum, içeride oluşabilecek bütün zararlı bileşenler için kullanmış olduğum ilaçlar farklı arkadaşlar. Ben normalde kombinis kullanıyorum ama triptokanı da kullanabilirsiniz. Triptokanı kullanma şekli zaten sulukta veriyorsunuz arkadaşlar. Eğer kuşunuz su içebiliyorsa suluktan vermenizi öneriyoruz. Yarım suluğa 4 damla, 5 damla karıştırarak her sabah tazeleyerek en az 4 veya 5 gün bunu düzenli bir şekilde vermeniz gerekiyor. Yemin içerisine kolay kırabileceği taneler, tohumlar vermenizi öneriyoruz. Eğer bu damızlıklı kuşunuzsa ve yuvalıkta yavrunuz varsa, eğer onlarda kursaklarında bir şişlik falan fark etmiyor olsanız bile mutlaka bunun için de önleminizi almalısınız. Çünkü bulaşıcı bir hastalıktır arkadaşlar. Ben genelde bu hastalığa yakalanan kuşlarımı karantinaya alıp kuşlarımı ayırıyorum. Yavrusu varsa yavrularını da aynı türü yapmaya çalışıyorum. Çünkü zaten bu hastalık bir kere girdikten sonra böyle pat diye çıkmadığı için belirli bir zaman sonra daha büyük etkilerini ortaya koyabiliyor.
ne oluyor? Yavrularında gelişimde bir sıkıntı fark edebilirsiniz. Bunu da kolay bir şekilde fark edebilirsiniz bu yöntemle de. Dediğim gibi yavruların kursaklarında hava olabiliyor. Eğer yavrusu yoksa zaten kabarık durabilir. Ağzından burnundan salyalar gelebilir ki bu kurtarılması zor bir aşamaya gelmiş demektir. Eğer çok fazla burnundan özellikle salya geliyorsa solunum yolunu tıkıyor ve hayvanınız hava alamadığı için de ölebiliyor. Bunun için erken teşhis her zaman her hastalıkta olduğu gibi kursak mantarında da önemli arkadaşlar. Triflukanı kullanıp bu sorunu çözebilirsiniz. Eğer kuşlarınızda böyle bir sıkıntı yoksa da triflukanı 45 günlük bir periyotta kullanabilirsiniz. Ben onun yerine başka bir yaz kullanıyorum ama triflukan varsa elinizde 45 günde 5 gün kullanabilirsiniz arkadaşlar. 5 günlük bir kullanım sonrasında zaten bu illetten kurtulmuş olursunuz. Bunun belirtileri saymış olduğumuz gibi şu boğaz altı, rıdının altında ilerleyen aşamalarda bir şişkinlik olabilir. Salya olabilir, kırıltılı bir nefes alma verme olabilir. Bu son aşamaya gelmiştir, solunum yoluna bulaşmıştır anlamına gelir arkadaşlar. Kursak mantarı olayını bu şekilde çözebilirsiniz. İlerleyen bir aşama olursa veteriner kontrolünde kurtunuzu, canlınızı göstermenizi tavsiye ederiz. Şu unutulmamalıdır ki bizler veteriner değiliz. Bizler üreticiyiz. Üreticiler başımıza gelmiş olan hastalıkları, tedavi yöntemlerini, tecrübe etmiş olduğumuz bilgileri sizlere aktarıyoruz. Kursak mantarı hakkında vermem gereken kısaca bilgiler bunlar arkadaşlar. Farklı bir sorunla karşılaşırsanız bizlere ulaşabilirsiniz. Bizler size yardımcı olmaya çalışırız. Umarım bu tarz bir sorunla karşılaşmamışsınızdır ve hiç karşılaşmazsınız arkadaşlar. Gerekli tedbirleri alın. Bu tarz bir hastalığa yakalanmayın arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum.